Ya ilçe merkezinde Rize veya Diyarbakır'da bir organik ürün tasarruf kurarak üretilen ürünlerin tüketiciye ulaşabilmesini hedefledik. Çünkü bu bölgede gerçekten ciddi bir potansiyel var ve bu potansiyelin açığa çıkarılması için arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de üniversitede hocalar olarak sizlere bu faaliyetlerinize yardımcı olmak amacıyla aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Benim uzmanlık alanı bağcılık. Dolayısıyla size genel bir bağcılık bilgilerinden sonra oradaki bağcılık nasıl yapılır? O konuda bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Şimdi bağcılık konusuna gelecek olursak, biraz önce Mirat Bey bahsetti. Bu topraklar dünyada basmanın ana vatanı olarak geçiyor. Yani bağcılık burada başlamış, bütün dünyaya buradan yayılmış. Yani Türkiye'de yaklaşık 1600'un üzerinde bizim belirlediğimiz çeşit var. Geçen yıl yaptığımız çalışmada sadece Diyarbakır'da 75 tane farklı üzüm çeşidi belirledik. Dolayısıyla biz çok önemli bir zenginliğe sahibiz. Onun ile baktığımızda Diyarbakır ilinin bu iller içerisinde yer aldığını görüyoruz. Alan olarak Manisa, Denizli, Maraş, Mardin, Mersin, Antep'ten sonra eskiden sahip olduğumuz bağ alanlarını artık biz ya inşaat işlerinde ya da farklı tarım işletmelerinde kullanmaya başladık. Çünkü son yıllarda son derece fazla bağ alanı oluşturmaya başladı. Üretim miktarını arttırmaya başladı. Daha verimli, bitkiye faydalı hale getirebilecek en iyi uygulamaları yaptı. Örneğin toprakta demir var ama bitki o demirden yararlanamayabilir. Biz ne yaparız? İşte umik asit dediğimiz, organik tarımda kullanabileceğimiz bazı maddeleri kullanarak o demiri topraktan alınabilir forma dönüştürerek bitkilerde yarayışlı hale getirebiliriz. Çok uygun toprak koşullarına sahibiz. Bu bağlamda yetiştirdiğimiz tür ve çeşit, mesela dünyada 45 civarında ekonomik olarak yetiştirilen meyve, Türkiye'de 35 tanesini biz ekonomik olarak... Şimdi yaklaşık bir son 50 yıldır bizim yoğun bir ilaç kullanımımız var. İki gün önce biz gittik bir hacıday vardı. Onun bahçesini, işte ağaçları dikmeye gittik meyve ağaçlarını. Kontrollü şartlarda yapılan bir yetiştirilmiş şekilde. Amacımız ne burada? Amacımız burada hem kendi vücudumuzu, hem doğayı, hem ekolojiyi korumak. Eskiden bahçeye gittiğimizde işte doldururduk şeyleri, yediğinizde size bir tat gelirdi. Domates, salatalık yediğinizde öyle bir tadı vardı. Bunlarda feromon tuzakları var. Bunların içerisinde kapsüller var. Bu kapsüllerin içerisinde o kelebeğin, dişi böceğin salgıladığı bir salgı var. Erkek böceği çekiyor, bu tuzağa yakalanıyor. Işık tuzaklarımız var, böceği çekiyor.